Merhabalar, Şirin Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, yumuşacık bir kek tarifim var. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 3 tane yumurtamı kırdım. Yumurtalarınız mümkünse oda sısında olsun. Şimdi üzerine şöyle bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Bu ikisini şöyle 3-4 dakika boyunca güzelce çırpacağım. Yumurta ve şekerimi güzelce çırptım. Şimdi içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Yarım çay bardağı su ekliyorum. Bunları da bir karıştırıyorum. Şöyle bir su bardağı buğday nişastası ekliyorum. Bir su bardağı un ekliyorum. Bir paket vanilya. Bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Ve bütün bu malzemelerimi güzelce bir çırpacağım. Önce şöyle bir karıştıracağım. Şöyle 1 dakika kadar mikserle çırptıktan sonra spatula ile devam edelim. Sağında solunda kalan unları da içerisine ekleyelim. Spatula ile de güzelce karıştırdıktan sonra artık kek kabımıza dökmeye hazır. Ben böyle bir kalıp kullanacağım. Kekimi yapmadan öncesinde içerisini tereyağı ile güzelce yağladım her tarafını. Daha sonrasında da biraz un serptim ve buzdolabına kaldırdım. Sizler de böyle yapın. Kesinlikle kalıptan çıkmama gibi bir sıkıntınız olmayacaktır. Şimdi hazırlamış olduğum kek hamurumu içerisine boşaltıyorum. Siz isterseniz kalıp kullanmayabilirsiniz. Bir borcama da dökebilirsiniz. Şöyle bir sallıyorum. Ve şöyle 2-3 kez tezgahıma vuruyorum ve 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarlı fırında pişmeye gönderiyorum. Kekimi fırından çıkardım. Yaklaşık benim fırınımda 40 dakika içerisinde pişti. Piştikten sonrasında dışarı çıkarttım. 5 dakika kadar ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Şimdi üzerine soğuk bir su bardağı süt ilave ediyorum. Sütünü iyice çekip biraz soğuduktan sonra kalıbımı ters çevireceğim. Sütü döktükten sonra şöyle bir 10 dakika kadar bekledim. Şimdi kalıbımı ters çevireceğim.
Buzluktan çıkarttıktan sonra şöyle hazır çikolata sosuyla süslemesini yapacağım. Kekimi yeterince dinlendirdim. Şimdi hemen bir dilim kesip dokusunu göstermek istiyorum. Servis tabağıma aldım. Hemen tadına bakıyorum. Kesinlikle denenmesi gereken bir kek. Böyle pandispanya tadında, yumuşacık, nemli dokusuyla gerçekten müthiş bir kek. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.